Merhaba. Bilinen klişedir. Doğru teşhis hayat kurtarır. Siyasal alanda da böyledir. Çıkış için öncelikle problemin tanımlanması, nedenlerinin tespiti ve nihai olarak çözüm yolları ortaya konmalıdır. Klasik anlamda halk bunlarla ilgilenmez. Seçmen bu konuda temsilci ve vasi de atamaz. Bu rolü kamuoyu namına birileri üstlenir, başarır veya başaramaz. Tarih boyunca böyle olmuştur. Depremle evi yıkılan vatandaş başını sokacak konut ister. Ücretli kesim için daha iyi maaş yeterlidir. Balıkçının ağları doluysa mutludur. Otelci müşteri bekler filan. İnsanlar sorunların arkasındaki temel nedenlerle ilgilenmez. Misal mikrofona konuşan istisnasız tüm emekliler aylıklarından şikayet eder. Faturalara ve mutfak masrafına yetmediğinden bahseder. Ev kirasından yakınmazlar çünkü evleri vardır. Halbuki öncelikle sorunu tanımlayıp nedenlerine yoğunlaşsalar görecekler ki bunlar daha iyi günleri. Çalışan insan gücü geriliyor, yaşlı nüfus artıyor, gençler kaçıyor. Peki tek başına doğru teşhis tedavi için yeterli mi? Ne yazık ki hayır. Türkiye'de azımsanmayacak bir kitle çözümsüzlüğü satın almış durumda. İktidara alternatif yok, başını kaldıran ya içeri atılıyor ya tasfiye ediliyor ya da satın alınıyor. Ve mevcut seçenekler güven vermiyor. 2002-2014 arasındaki AKP iktidarında bu pek böyle değildi. Yani vatandaş iktidardan memnuniyetsizliğini bir biçimde ortaya koyabiliyordu. 2014'ten günümüze 10 yıldır devam eden mutlak Erdoğan rejimindeyse, kararsız kitle yaşamından memnun olmasa da bunlar düzeltemez deyip alternatiflere burun kıvırdı. Bu da haksız da sayılmazdı. 2023'e gelene kadar, 2018'deki Muharrem İnce, rüzgarı hepimizin gözü önünde bir gecede sönüvermedi mi? Şimdilerde saray taşeronlarının ücreti mukabilinde İnce'nin partisine aday baktığını işitiyor ve şaşırmıyoruz. Vahim olan budur. Gittikçe oksijeni azalan halk fazla vakti kalmadığını gördüğü halde celladından başkasına güvenmiyor, güvenemiyor bir toplum için asıl felaket inancını kaybetmesi. Türkiye'de olan bu. Değilse herkes yaşananların farkında kimse aptal değil. Propaganda aygıtları bir yere kadar. Evet Türkiye otokratik baskıcı bir idare altında. Evet polis ve istihbarat her köşe başını tutmuş durumda. Evet medya ve yargı iktidarın kapı kulu ve sopası. Ve fakat henüz bir Kuzey Kore değil. Sıradan vatandaşın güldür güldür şov izleme rahatlığında bilgi ve habere erişimi var. Bu kesilmedi. Tabii bunun Erdoğan'ın bir haftadır o yoksa hizmet de yok mealindeki laflarını düzeltmeye çalışmasıyla alakası yok. Biz de CHP'li belediye başkanları gibi o yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Erdoğan sosyal ağlarda maytap geçildiği için bunu toparlamaya çalışıyor değil önce başka sonra başka konuştuğu nice örnek var. Otokrat rejimler halkın gerçekleri bilmesini istemez. Bunun için de bilginin dolaşımının önüne geçer ve bilgiyi merkeze toplamak ister. Tüm gerçekleri ben bileyim ki ona göre strateji belirleyeyim. Fakat bilgi akışını engellediği, her şeyi merkezileştirdiği için korkudan veya başıma bir şey gelmesin diye sorumluluk almaktan kaçınan insanlar yüzünden Gerçekler merkezden saklanır. Bir noktadan sonra merkez de bilmez, bilemez, körleşir. Propaganda binaları dikip, içine binlerce insanı doldurup, paraya boğsanız da bu sonuçla karşılaşırsınız. Sarayın muazzam bir kısır döngü içinde yalpalamasının, patinaj yapmasının nedeni bu. Merkez iyileşmenin tipik ve kaçınılmaz sonuçlarını yaşıyor. Daha da çeviremez.